Bir kırmızı verelim. Yayındayken Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu aradı. Yayınımızı izliyor. Yayında olduğumu söyleyince e, müjdeyi vereyim dedi. Halil Dervişoğlu Burnley ile anlaşmış. Ha? Championship takımlarına şampiyonluğu oynuyormuş. Burnley ile anlaşmış. hocası. Onlar da şampiyonluğa oynadığı için anlaşmışlar. Bon servisiyle gitmiş. Türkiye'den kiralık olarak isteyen Vardı. takımlar olduğu için e, kulübü vermemiş. Burnley'e e, kira. kiralanmış? Hayır Bon servisiyle Bonservis e gitmiş. gitmiş. Evet. Burnley'le anlaşmış. Evet, evet anlaşmış. Serkan evet. Aydın editörümüz. Herkesin da... merak ettiği bir isimdi. Evet. Çünkü neden merak ediyorlardı. Hull City. Şey için. E, hani ha, hem Hull City merak ediliyordu hem de Türkiye'den bir takıma evet. gelir mi? Çünkü hani yerli santrofor arıyor ya. Evet. ya yani Mutlaka her takımda bir tane olsun diye. Trabzon bir nabız yoklamış o zaman. Evet. Ama Trabzon'a da bir çocuk geldi abi. Bizim Ahmet Çağlar Yıldırım yazdı arkadaşlarımız Emir, ee, Emirhan mı? Evet, ha, evet, evet, evet e, Yok yok şey. Nağcı'nın varın dışında. Şey, e, Emirhan var Erarslan ya. Emirhan. Ha, o mi? geldi. Emirhan dedi değil mi? Evet, evet. Emirhan evet, evet. Erarslan geldi. 19, 19 Bugün Trabzon'a evet. gelecek. Gelmiş, gelmiş. Gelmiş. doğru sağlık kontrolünden geçecek. O da stoper e, oynuyor. Stoper evet. ama o tabii genç oyuncu. Yani Ahmetcan önüne... Kaplan'ın hani veliahtı gibi onun yerine düşünülen genç bir oyuncu. E, hani ondan da bir şey olur mu acaba diye almışlar. Kabul edelim ki Sercan'a da sordum işte. Evet. Hem Rıdvan hem Emirhan hem Saatçi bunlar tamam gitsinler işte Ahmet diye yani bunlar gidince insan üzülüyor bir, Bu bir burkuluyor içim abi. Vallahi, çünkü mesela Ahmet can gitti. Için Trabzon'da kimse üzülmedi. Bak abi, çünkü iyi hayır, bir para kazandırdı. Tamam ayrı yok. Daha da kazandı Ticari olarak görünüyor. baktığında güzel iş ama mesela yok kadroda yok. O zaten yani, zaten e, burada abi, oynamıyor ayaksın. Kura çekiminde açıklama yaptı biliyorsun. Yap, e, Sportif yor. direktör e, Van evet. der Sar dedi ki biz onu gelecek yatırımı olarak Demek ki bir yere dedi. verecekler abi yani. Zaten şöyle bir şey kulüpler bak bunu buna burada hem fikrim. Muhammed daha Tepe. Altın Ordu'dan alındığı zaman ne dedin? Ya oynar Ha mı, bu oynar, arada kiralıkmış. Pardon, ha, düzeltelim. Yani Gelmiş Kira... kiralandı Kral, diye verelim. verilmiş yani e kiralandı diye ne böyle. demiştik? <laughs> Muhammed Taatepe ya orada bir sürü kaleci var niye alındı? Bak geldi. İş yapıyor. Işte. Evet abi. Yani işin müthiş yani, de abi. Bir her... de Galatasaray maçına denk gelmesi, her... bu kadar özgüvenli durması Maçı Ama kurtardı biliyor musun? Bu şey, Trabzonsporlu kalecilerin böyle evet, şansları evet. var ya, şanslarını yaratıyorlar. Evet, evet, Daha evet. önce de bir Galatasaray maçında şey oynamıştı. Arda Akbulut Arda oynamıştı. Akbulut, o da bir Başakşehir evet. maçında Kaan Muradoğlu oynamıştı. O da iyiydi. Yani... Ki, o... Ya lise lise okulundan evet, geldi. Bir de şey derece tutturdu yani şeyde e, bu sene üniversite evet, sınavında evet, evet. 898. mi ne oldu? E, hukuk, fakül hukuk fakültesi okuyacakmış. Tamam, sakattır vesaire de Uğurcan. E, benim de kulağıma Kopenak geliyor. Kopenhag maçında da Benim operasyonla de... birlikte sakat sakat oynamış, bu oynamış. Tabii ama bir sefer bir vurulabilir bir... diyorlar iğne. Sürekli iğne bir... vurularak Tabii. E, bu sefer kaslarda ciddi manada Dört tahribat falan yok. Bir gidişat var mı acaba? Ya o şey, tek teklif, iyi teklif olmadığı sürece nasıl göndersin kulüp? Yani kalkıp da bedava verecek hali yok. Ama Uğurcan Çakır için e, Trabzonspor'un beklentisi 15 milyon Euro'nun üzerindeydi. Şu anda oyuncu eğer gitmek isterse ki Buradaki kriter şuydu, Şampiyonlar Ligi'ne girelim, Şampiyonlar Ligi gör, piyasan yükselsin. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne giremedi takım. E, oyuncu ben ısrarla gitmek istiyorum derse, iyi bir teklif gelirse, yani Trabzonspor niye bıraksın bu kadar değerli milli takım kalecisini öyle 3-5 milyon euroya? O, 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 şekilde de olmaz. Profesyonel futbolcu bunlar. Başakşehir'de yani ben en Enzo, olmaz. Enzo'ya teşekkür etmiş. Kri, Krivelli'yi Krivelli servete servete gitmiş transfer olmuş. Hı. Enzo Krivelli. İyi da, bir oyuncu da. Balotelli ne oldu diyorlar. Balotelli bugün yarın patlar. Sion. Sion'a gidecekti zaten. Orayı o, işte. Oradan gelmemiş miydi zaten? Eski kulübünden geldi. Orada 3 nokta şeyde parada sıkıntı var. 5 milyon euro değil mi? 4, 4 milyon 4, euro çıkışı var. 4, 4 miymiş? Ama 3.2 hmm. Adana'nın hesabına yatması lazım. 800 bin euro Valotelli. E yatırırlar ne? Yani o ama yatırırlar. O, biraz yani Sion, yani herhalde. o tür takımların öyle büyük bütçeleri olacağını sanmıyorum ama tabii başka da seçenek e, yoksa e, bir şeyler yapmak zorunda kalacak. Yani öyle bir durum var. Peki şu, bu Beşiktaş'ın transfer politikasını bu sene nasıl gördün Halil abi? Şimdi Beşiktaş'ın transfer politikasına baktığımızda zaten bütün takımlar gerçekten Zeki'nin de söylediği gibi yani transferde coştular. Yani ne bulursan al e, mevzusu oldu. Beşiktaş'ta şu anda bakıyorum önümde 10 tane transfer e, yapmış görünüyor ki yani mesela işte e, Besar e, altyapıya yapılmış Hadi transfer. Hadi çok giden oldu Halil abi. Oradan kurtardılar işi. 10 tane mi yaptılar diyorsun? 10 tane 15 yaptılar. tane de giden oyuncusu oldu. Kerem yani. Deli Ali, Masuaku, işte Gud Gudulfi biraz şey için, hmm. altyapı şey için. Cenk Tosun, Vegors, Emrecan Uzunhan, Getson Fernandez, Roman Saiz. Yani takımlarımızın hepsi çok yoğun ve bol transfer gerçekleştirdiler. Şimdi sonrasında tabii bunları da göndermek de önemli. Sonrasında göndermek. Yani Beşiktaş'ta senin söylediğin önemli bir nokta var. Emirhan Rıdvan Serdar şimdi Berkay kaldı şimdi biliyorsun teknik direktörün açıklamaları vardı maç sonrası bilmiyorum kullanacak mıyız bu 8 artı 3 dengesinin kaliteyi yükseltme konusunda bize sıkıntı yaratıyor diye bir cümle söyledi çünkü şöyle oluyor yani oraya geldiğimiz zaman konuşuruz demiştik ama Salih Uçan çıkıyor Berkay giriyor İkisi aynı oyuncu değil ikisi evet. aynı kalitede değil yani Berkay'ı küşümsemiyorum. Berkay Vardar iyi oyuncu olacak. Ama Salih'in karşılığı değil yani. Değil. E, öyle olunca ne oluyor biliyor musun? Orada işte onu çıkartıp onu sokmak zorunda kalıyorsun. Daha bu bir şey değil. Daha bu bir şey değil. Josef de Souza oynayacak. Kimi çıkartacaksın? Evet. Salih'e mi kulübe? Ön tarafta tamam anlıyorum. Ön tarafta bir Bermuda Şeytan üçgeni Peki, var şu anda. Muleka ve Haldun abi ee, oyunu yavaşlatmaz mı? Kim? Josef de Souza yokken çok hızlı oynayan bir takım var. En azından bir 45 dakika Josef de Souza ile biraz daha oyun yavaşlamaz mı? O Şimdi onu... Josef de Souza'nın şöyle bir durumu var Zeki. Kaybettiğin topları geri kazanma hızı olarak baktığında çok hızlı geri kazanan bir oyuncu. Yani doğru hamleleri yapıyor. Top oyuna İkili Şimdi onu çabuk alınca. Sen sürekli atak tazeleyeceksin. Yani akın sürekliliğini oluşacak, atak sürekliliğini oluşacak. Onun için yani Joseph'ten vazgeçmeyecek ama zaten daha e, bir süre daha varmış yani. Ama şunu unutmamak lazım. Hadi Gezal döndüğünde ne olur demiyorum bak. Niye demiyorum? Muleka Enkudu, ön, ön Tabii. bir tanesinin, bir tanesini kesecek, bir tanesini oynatacak yani bu orada bir sıkıntı yok. Orada bir şeytan evet. üçgen oldu oldu? Evet, orada Bermuda yok. şeytan üçgeni oldu? Yani gördük ilk 45 dakikada resmen şey gibi yaptılar orayı yani yol geçen hanına çevirdiler Sivas Spor savunmasını. Tamam orada bir sıkıntı yok ama Gezal'ın gelişinde yok. Josef de Souza gelince ne olacak? Mesela şimdi az önce konuştuk ama ona da bakmak lazım. Yani Necip sürekli oynuyor. Evet. Hani niye oynuyor diye sormuyorum Tabii ama evet. niye oynadığını biliyoruz. Yani yerli Necip yersi, yerli avantajı, yerli, avantajı yersi diye yersi. oynuyor. Ee, şimdi Necip Salih Ersin, Ersin. Ersin. Evet. Karaman hiç yok. Ya Karamanı Karaman hamle oyuncusu olarak Cenk, kullanıyor. Cenk öyle, Cenk, öyle yani şu noktada bu denklemde işinin çok mesela dedik Dinaer. Dinaer'i aldın oynatıyorsun. Kimi evet. oynat yani yerli kimi oynatacaksın? Tabii. Bravo. Bir de yani, ya şu Sivas maçı yanıltmasın. Takımları genelde Sivas'ta oynanan maçlar biraz yanıltıyor. Sivas Spor bu sene çok kötü bir takım. Çok yeni ihtiyacı var. Yeni, yeni kuruluyor. kuruluyor. Hoca da bunu söylüyor. Dün Gürcan Ama abi. Ama şu var. Beşiktaş evet ilk 45 dakika çok çok iyi oynuyor. Baskılı oynuyor. O 45 dakikalarda eğer sonuç elde edemezse ikinci yarıda çok pozisyon veriyor Dün, takım yorulduğu için. Dün Gürcan yani bir şey soruyor. Zorluk derecesi yüksek maçlarda Beşiktaş ee, şok yenilgilerde alabilir. Olabilir. Gürcan abi dün